Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere tarifimde zılgıt sarması var. Buyurun hep beraber tarifimizi yapmaya geçelim. Burada bir bağ zılgıt yaprağım var. Sapını kestim ve güzelce yıkadım. Kaynattığım suya fazla yapraklarını koyuyorum ve sadece 10 saniye bekletip soğuk suya alıyorum. Fazla yaprakları çok hassas oluyor. O yüzden fazla haşlamamak gerekiyor. Burada da hazırladığım soğanlarımı 5 adet orta boydan biraz küçük soğan kullanacağım. Şimdi soğanlarımı doğruyorum. Sayın takipçilerim, ben soğanı yemeğe fazla kullanmayı seviyorum ve gerçekten soğan yemeğe çok güzel bir lezzet veriyor. Siz de eğer soğanı seviyorsanız mutlaka soğanını bol kullanın. Burada bir su bardağı basmati pirinç kullandım. Bunu iyice yıkadım. Ocağa koyduğum tencereme bir çay bardağı zeytinyağı ekledim ve üzerine soğanları boşaltıp bir çay kaşığı dolusu tuz ekleyip iyice karıştırıp soğanlarımız pişmesi için üzerini kapatıyorum. Ve soğanlarımız pişmiş. Bir büyük boy rendelediğim domatesi ekledim. Ve bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı karabiber ekleyip İyice kavurdum. Burada kameram çekmemiş. Pirinçlerimi de ekledim. İyice kavurdum. Ve burada bir su bardağı cevizim var. Bunları da elimle ufalayarak ekliyorum. Ve iyice kavuruyorum. Pişmesi için üzerini kapatıyorum. Burada iç harcımız pişmiş. Üzerine bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir tatlı kaşığı nane ve 3 diş sarımsak ekliyorum. Ve yemeğimin altını kapatıp iyice karıştırıyorum. Ve maydanozunu da ekliyorum. Soğuması için bir kaseye alıyorum. Fazla yapraklarını kesiyorum. Ve ayırdığım saplarını tabii ki atmıyorum. Tenceremin dibine dizeceğim. Şimdi sarmaya başladım. Bir tatlı kaşığı iç harcımdan koyuyorum. Ve sarıyorum böyle. Sayın takipçilerim, gerçekten bu sarma çok kolay ve çok zevkli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sarmalarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi sarmamızı sardım ve burada dikkat ederseniz yapraklarla iç harç tam denk geldi. Ne fazla ne eksik. Siz eğer daha fazla yapmak istiyorsanız, ben bir bağ kullandım, siz iki bağ kullanabilirsiniz ve bu malzemeyi ikiye katlarsınız. Şimdi iç harcı pişirdiğim tencerede sarmamı dizeceğim. Şimdi sayın takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz biliyorsunuz çoğu takipçilerime bildiri gitmiyor. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız beni görmelerini sağlarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi tarifimizi yapmaya devam edelim. Şimdi sarmalarımı itinayla tencereme diziyorum. Mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum.
Gerçekten inanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir nimet. Şimdi burada sosu için bir tatlı kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı su, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip iyice karıştırıp sarmalarımın üzerine döktüm. Burada kameram çekmemiş maalesef. Önce yüksek ateşte, sonra yavaş ateşte ta ki suyunu çekene kadar pişiriyorum. Sarmalarımız pişmiş, suyunu çekmiş. Üzerini dinlenmesi için kapatıyorum. Ve tam 15 dakika dinlendirdim. Şimdi sunum yapıyorum. Ve gerçekten tam istediğim gibi, istediğim kıvamda sarmalarımız pişti. Maşallah, berekallah. Şimdi burada 2 diş samırsak, 1,5 bardak ev yoğurdu. Samırsakları yoğurdun içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Yemeğimizin üzerine döküyorum. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı pul biber iyice kızdırıp yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Ve biliyorsunuz gerçekten bu yemeğimize ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi buyurun sarmamızı test edelim. Sayın tavukçularım, gerçekten tam istediğim bir sarma, istediğim kıvamda pişti. Bana göre sarma bu kıvamda pişmeli. Ama tabii ki notu sizler vereceksiniz. Şimdi içini, bir tane daha içini açıyorum ve sizlere gösteriyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.